Merhaba, ben Melis Alpan. Bugün Beşiktaş Belediye TV'nin sorularını yanıtlayacağım. Pandemik hayat, alıştık. Zaten ben evden çalışıyordum daha önce de. Dolayısıyla hayatımda çok acayip bir şey değişmedi. Sosyalleşme azaldı herkes gibi. Onun dışında çok bir şey değişti mi dersiniz? Hayır, Beşiktaş'tan çıkmıyordum. Yine Beşiktaş'tan çıkmıyorum. Genelde evdeyim. Daha çok izlemeye başladım. Çünkü artık bence izleme çağı. Mesela en son ne izlediniz? The Undoing diye bir dizi. Mesleki tercihlerinizden, yolculuğunuzdan da konuşalım. Ben böyle hayatı akışına bırakan birisiyim yani. Özellikle o yıllarda hiçbir plan, hiçbir hedef yoktu benim için açıkçası. Yani gazeteci olmak gibi bir niyetim yoktu. İş arıyordum, iş buldum. Öyle gazeteciliğe girdim. Yani bir tesadüfi oldu. Ama sonuçta ne bileyim, ne iş yaparsam yapayım, en iyi şekilde yapayım. Buna özen gösteriyorum. Dolayısıyla hani ne yaptığımdan çok nasıl yaptığımla ilgili oldu. Resim yaparken, sketchbook hazırlarken size ilham veren ne oluyor? Genelde böyle çok kafamda pişiriyorum. Hani bir anda böyle karşıma tuvali alıp şimdi bir şey çizeyim, yapayım gibi değil de insan en çok tabii doğadan ilham alıyor. Ama genelde kadın figürleri çizmekten hoşlanıyorum. Resim yapmaya başladığımda da hep insan kendini aslında çiziyor bir nevi portrede. Yani öyle bir şeyi var resmin. Dolayısıyla çok fazla böyle kendimi çizerek başladım. Kadın figürleri çizmekten hep çok hoşlandım. Niye bilmiyorum. Herhalde kendim bir kadın olduğum için. Yani kendime daha çok aşinayım. İlham veren hayatlar, ben istersen projesinden biraz bahsetsek. Çok özel bir proje. Biz fotoğrafçı Mustafa Seven'le birlikte bu projeyi Aydın Doğan Vakfı için gerçekleştirdik. Onlar her yıl Dünya Kız Çocukları Günü'nde bir konferans yapıyorlar ve bu kez bir kitap da ortaya koymak istediler. Biz de Mustafa ile bayağı Türkiye'yi dolaştık. 11 ile gittik, 21 kız çocuğu ve genç kadınla röportaj yaptık. Bu kızların ve genç kadınların ortak noktası hepsi türlü türlü engellere rağmen çeşitli alanlarda spor, sanat, bilim vesaire varlık gösterebilen kız çocukları. Bu hikayede beni en çok etkileyen çocukların aileleriydi çoğunun. Köyde mesela bütün köy bir kız çocuğunun spor yapmasına, işte boksçu olmasına ya da işte karate yapmasına karşı da olsa o aile hayır benim kızım yapar dediği noktada bütün köye direnebiliyor ve o çocuk hakikaten o alanda ilerleyebiliyor. Yani aile desteği çok çok önemli. Onun dışında yine hala Anadolu'da öğretmen hala çok çok önemli. Öğretmenlerin de ufacık bir dokunuşu çocukların hayatında büyük fark yaratabiliyor. Ben tam çarşının üstünde oturuyorum yani en kalabalık yerinde. Bir kere şehrin kalbindesiniz. Her yere çok yakın olması benim için çok önemli, çok büyük avantaj. Çünkü ben böyle ya içinde ya dışında olmam lazım. Hani arada derede hayatta hiç olamıyorum. En çok vakit geçirmeyi sevdiğiniz yerler neresi Beşiktaş'ta? Arnavutköy mesela, Beşiktaş Çarşı'yı da seviyorum. Yani çok fazla vakit geçiriyorum. Şey, o mahalle havası bana iyi geliyor. Yani çorbacı abiyle sabah kedileri beslerken sohbet. İşte o bir şeyler veriyor bana, onları aşıyıp kedilere veriyorum. Beşiktaş Belediyesi'nin kadın dayanışma ve yaşam belgesi. Çok doğru, çok yerinde bir çalışma. Malum kadına yönelik şiddet Türkiye'nin en önemli başta gelen toplumsal sorunlarından biri. Dolayısıyla burada yerel yönetimlere de çok önemli görevler düşüyor. Evet, hani ülkenin genel politikalarında çok ciddi değişiklik lazım ama bunun yanı sıra yerel yönetimlerin yapabileceği şeyler var. Acil yardım hattı açmak, sığınma evi açmak gibi. Şimdi bu da o yolda bir adım. Dolayısıyla kadınlar burada bildiğim kadarıyla gidip vakit geçirebilecekler, yalnız kalabilecekler, çocuklarının oyalanabileceği alanlar var, destek alabilecekler, hukuki, psikolojik. Bunlar çok çok önemli olması gereken şeyler. Dolayısıyla burada bir önemli bir boşluğu doldurduğunu düşünüyorum. İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yapılan farkındalık çalışması da çok başarılıydı, çok etkili oldu. Yani onun o yapılış şekli epey bir ses getirdi. Dolayısıyla hani bu anlamda gerçekten en çok ses getiren belediye çalışmalarından biri oldu. Üzerinde barkodların olduğu, kare kodların olduğu afişler, işte büyük pankartlar vesaire yerleştirildi ve bu çok önemli çünkü bu İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik saldırılar başladığında, böyle bir tartışma yaratıldığında görüldü ki aslında toplumun büyük kısmı bu sözleşmeden haberdar
bile değil. Halbuki çok önemli bir sözleşme ama hani buna karşı olmak için de bir sebep yok aslında. Çünkü insanlar bilmiyor. Dolayısıyla ilk yapılması gereken bu sözleşmenin içeriğini insanlara göstermek. Dolayısıyla Beşiktaş Belediyesi bu anlamda faydalı bir çalışma yaptı. Olabildiğince çok insan bu sayede sözleşmeyi okudu. Abbasağa Parkı'nın olduğu yer aslında bir mezarlıktır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Doğru muydu? Evet, 1938 yılında park yapılıyor. Öncesi mezar. Beşiktaş'ın bazı bölümlerinde tayga iklimi görülür. Yanlış. Malta Köşkü Beşiktaş'ta değildir. Yanlış. Atatürk Milli Mücadele döneminde Samsun'a giderken Beşiktaş'tan yola çıkmıştır. Doğru. Son soru. 4. Levent mozaiklerinden 2 tanesi Ercümen Kalmık'a aittir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Doğruydu. 60'tan 70 Beşiktaşlısınız. Gerçek bir Beşiktaşlısınız. Bir hayvan olsaydınız hangisi olurdunuz? Bir sürü hayvan var olmak istediğim. Kedi olurdum herhalde ama. Tüm gün kaloriferin üzerinde yat. Ye, uyu. Müthiş bir hayat. Beşiktaş Saray ve müzelerinin hangilerini ziyaret ettiniz? İlk aklıma gelenler Dolmabahçe, Çırağan, Yıldız, Deniz Müzesi. En çok kiminle röportaj yapmak isterdiniz? Ben böyle çok meşhur birileriyle röportaj yapmayı sevmiyorum. Sıradan insanlarla röportaj yapmayı seviyorum. Dolayısıyla çok güzel hikayesi olanlarla röportaj yapmayı her zaman isterim. Bir ütopyam, distopyam var mı? Ütopyam, bütün insanların eşit olduğu ve tamamen paylaşım üzerine bir dünya sistemi olur. Distopyam, zaten şu anda distopiyi yaşadığımızı düşünüyorum. Beterinden saklasın diyelim. Hiç unutmadığım çocukluk anım. Çok hüzünlü bir anım var. Bale resitali olmuştu. Ve bütün çocukların şöyle kucağında bebek, oyuncak bebek var resitalde. Benim de o gün, ben bunun nedenini daha çok yeni öğrendim. O gün kardeşim doğuyormuş. Annem de gelemediği için halamı göndermiş. O bebek de unutulmuş. Dolayısıyla bir fotoğraf var. Ben, bütün çocukların bebeği var, benim elim böyle. O olayı aslında ben çok hatırlamıyorum ama o fotoğrafı hep çocukluğumdan beri gördüğüm için böyle kendime hep acırım ona bakıp. Telefonunuzdaki son fotoğrafı bize gösterir misiniz? Time dergisinin kapağı 2020 en kötü yıl diye. Hayatımda aldığım en doğru karar. Kocamla evlenmek herhalde. Onsuz bir hayat düşünemiyorum. En büyük fobim. Hiç fobim yok. Hatta bir kez yıllar önce bir psikoloğa gitmiştim. Psikolog da keşke olsaydı demişti. Onu unutmuyorum. Niye öyle dediğini hatırlamıyorum. Ama bir böyle iyi oluyormuş herhalde dengelemek açısından. En son ne zaman Beşiktaş sahilden denize girdiniz? Hiçbir zaman. 2020 bence bütün insanlığın bol bol ders alabileceği bir yıl oldu. Bu pandemi birçok şeyi açığa çıkardı. Aslında hani bilinen şeyler belki ama herkesin o kadar görüp farkında olmadığı. Dolayısıyla hani çevreden tutun da işte toplumsal dayanışmaya kadar daha iyi bir dünya ancak bunlardan ders alıp daha yaşanabilir bir dünya için gerekli olan şeyleri yapmaktan geçer. 2021'in de çok kolay geçeceğini düşünmüyorum çünkü pandeminin etkileri sürecek. Biz aslında bu dünyadaki eşitsizlikleri, uçurumları görüp bunlara dair eyleme geçme meselesi. Başta sağlık diliyorum tabii. Onun dışında da akıl fikir diliyorum insanlığa.